Merhabalar, iyi pazarlar değerli izleyiciler. Bu pazar da yeni karlı bir güne uyandık ama feci bir kar var en azından İstanbul için ama Türkiye'nin pek çok yeri de böyle. Evlerden de çıkamayacağız. Dün söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Yani bugünün güzel geçmesi için ben de sizin için hafta içi Flash TV'de yaptığım yorum ve analizlerden iki ayrı demet hazırladım. Şimdi ilk bölümde neler var onu söyleyeyim. İsrail Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türkiye'ye geldi. Şimdi geldi tamam gelir herkes gelir ama şimdi İsrail falan geldiği zaman daha bir garip oluyor. Sebebi çok basit. Hani İsrail'e neler söylendi değil mi? Katil İsrail, siz adam öldürmeyi bilirsiniz, terörist devlet. Yani her türlü hakaret edildi ve hatta Tayyip Erdoğan bir konuşmasında hani ben bu ülkenin başında bulunduğum sürece, bu görevde bulunduğum sürece İsrail'le ilişki falan yok demişti. Ama işte İsrail'i muazzam törenlerle karşıladık. İşte onunla ilgili sohbetlerimde yani Flash TV'deki sohbetimde onu bir izleyeceksiniz şimdi. Gene doktorlarla ilgili devam ediyorum konuşmaya hafta içi. Çünkü hakikaten inanılmaz bir şey. Ve o görün bakın hani belki kahvede oturan cahil cühela kesin böyle hay doktorlar gördünüz mü işte bak Tayyip Erdoğan çaktı beyninize falan diyebilir ama çok müthiş bir itibar kaybetti. Yani Türkiye olarak itibar kaybediyoruz, irtifa da kaybediyoruz. Onu anlatan gene yorumlarım olacak az sonra izleyeceksiniz onları. Efendim Ukrayna tabii krizi devam ediyor. Zelenski'ye bir soruyorum. Ya daha önce hafta içi yaptığım genel sohbette de söylemiştim. Yani sizlere yönelik olanda da. Yani Zelenski'nin sine güvenerek bu savaşa girdi ve halkı ölüyor. Yani şu anda böyle bir edebiyat yapılabilir işte kahramanca ülkelerini savunuyorlar filan ama yani olayın başına gittiğin zaman kardeşim başına bu belayı niye aldın sen? Şimdi bu insanlar ölüyor sen de kahramanlık yapıyorsun. Onunla ilgili de bir yorumumuz oldu. Şimdi onu da birlikte izleyeceğiz diyorum. Evet ilk bölümde bakalım başka neler var beraber izleyelim diyorum. Evet, şimdi tepkileri bitirdik. Ben size doktorlarla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Hani bu doktorlar gidiyor mu, gittiler mi, ne oluyor, hep mi gidiyorlar, kaç doktorumuz var, sağlık personelimizin durumu nedir falan onlarla ilgili bazı rakamsal bilgiler vermek istiyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Şu anda hekim sayımız resmi rakamlara göre 164 bin küsur. Bu değişir her zaman. Onun için yani 594 diyor ama yani bunlar resmi veriler. Onların sonra gelen var, giden var falan. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan doktor sayısı 101 bin küsur. Üniversite hastanelerinde çalışanlar 33.599, 34 bine yakın. Özel sektörde çalışan doktorlarsa 29.879. Tabii bu özel sektörde çalışanların sade orada çalışanlar bunlar. Ama Sağlık Bakanlığı ya da üniversite hastanelerinde çalışan doktorlardan da özel hastanelere gidenler var biliyorsunuz. O işte o tam gün yasasının bazı şeylerinden yararlanarak gidebiliyorlar. Efendim şu anda 198.465 hemşiremiz var. Hemşirelik çok önemli biliyor musunuz? Diş hekimi de 32.859. Onu ayrı tutuyorlar tabii. 32.859 diş hekimimiz var Türkiye çapında. Şimdi Türkiye'de 498 kişiye yani 500 kişiye diyelim bir doktor düşerken bu rakam OECD ülkelerinde yani bizim gibi gelişen, kalkınan ülkelerde 341 bin. Türkiye'de 431 kişiye bir hemşire düşerken OECD ülkelerinde 102 kişiye bir doktor düşüyor. Diş hekimi de Türkiye'de 2.496 kişiye bir diş hekimi düşerken OECD rakamlarına göre bu o ülkelerde 1.685. Yani hemen hemen her birinde çok açık farklar var. Bizim aleyhimize. Hala işte doktorumuz şu bu. İnanın doktorlara ağzını açıp laf söyleyebilecek hiç kimse yok bu ülkede. Söyleyemezsiniz. Her gün saldırıya uğruyorlar. Her yerde. Kafası bozulan doktor dövmeye, hemşire dövmeye ya da sağlık personellerine saldırmaya kendini hak görüyor. Tuhaf. Şimdi bir de doktorluktan ayrılanları söyleyeyim. Yani rakamlar böyle baktığın zaman çok anormal gibi gelmeyebilir. Ama müthiş bir artış var AKP
ile beraber. Bakın son yıllara bakıyoruz. Eskiden çok daha az yurt dışına gidenler ama istifa edip ben gidiyorum diyor. Bunlar yurt dışına gidenler neden? Çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan şey almak zorundalar. Belge alacaklar yani bu ülkemizde uzman hekimdir diye. Tabii gittikleri ülkelere göre de oralarında bir takım kurallarına uyuyorlar. Şimdi bakın 2018 yılında 877, 2019 yılında 1096, 2020 yılında 1571, 2021 yılında ise geçen yıl ise 2514 doktor istifa etmiş ve gitmiş. Devlet hastanelerinden, devlet görevinden. Yine 2018'de 125, 2019'da 118, 2020'de 189, 2021'de 194 asistan istifa etmiş. Şimdi burada tabii sayı çok düşük. Neden? Çünkü asistanlıktan uzmanlığa geçene kadar bir yerde muhtaçlar. Üniversitede kalmaya ya da işte devlet hastanesinde kalıp işte o hocalardan notlar alacaklar. Onun için sayı düşük yani en azından hekim olana kadar. Şimdi uzman tabip dediğimiz yani daha üstte belli şeyleri olan uzmanlık eğitimleri olanlara baktığımız zaman 2018'de 1466, 2019'da 1626, 2020'de 1651 ve 2021'de de 2068 uzman hekim devleti terk etmiş. Şimdi bu rakamlar aslında çok facia rakamlar biliyor musunuz? Bu kadar insan gidecek bir yer buluyor ve gidiyor. Şimdi mesela az önce Almanya'ya şey yaptınız. Almanya'ya gitmek ya da Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'ya gitmek o kadar kolay değil ki. Lisan bileceksiniz. Yani lisan bilmeden normal hekimlik yapmanız çok zor. Ancak çok ünlü, çok uzman bir hekimsinizdir de o da zaten sayılıdır. Yani ne bileyim mesela bizim Gazi Yaşargil gibi bir hekimsinizdir. O zaman onun çok lisan bilmesine falan gerek yok yani. O çapta biri oturur yanında zaten onun ağzından çıkar çıkmaz tercüme edecek bir sürü insan koyarsın. Evet. Şimdi bu tabii ziyaret yani acaba mesela ben olsam şeyi sorarım. Mesela bu Kudüs'ün başkenti olmasına biliyorsunuz en büyük tepkiyi Tayyip Erdoğan vermişti. Hatta Türkiye'nin de bir takım işte böyle şeyleriyle Filistin halkı da bir ayağa kalkmıştı. Sonu da çok kötü bitmişti. Ama Amerika yapamaz filan. Birleşmiş Milletler'e başvurduk. Oradan oylamalar yapıldı. Amerika filan ne oldu şimdi mesela? Hala o konuda devam etmiyoruz. Şimdi bakın bunların hepsi güzel numaralar. Tabii benim iyi eğitim almamış, düşük gelirli, alt düzey büyük bir kitlem. Kardeşim yani devlet yönetiliyor öyleyse öyle. O kadar değil yani bu iş. Böyle bu kadar laf söyleyeceksin ondan sonra döneceksin hiçbir şey olmamış gibi. Yani bu şu anda bakın bir şey söyleyeceğim. İsrail'le Türkiye'nin İlle çok yakın ilişkisi olması için AKP'nin bir gerekçesi var mı? Ya da sarayın? Yok. Açık söylüyorum yok. Ha, kavga etmeden önce vardı. Kavga ettin bitirdin. Şimdi ne oldu? Ha, burada şu var. Bu işlerin hepsi uluslararası bir planın parçaları. Burada arkadaş diyorlar Tayyip Erdoğan'a da. Bu İsrail'le falan iyi geçineceksin artık. Peki efendim diyor. İnanın böyle oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ya şerefsiz diyordunuz ya. Hani bu yıllar önce değil. Yani bir tane bir ülke ya. Birleşik Arap Emirlikleri dediğin yani Türkiye için aman vazgeçilmez falan değil ki. Ama ne oluyor? Amerika diyor ki bak arkadaş ben yeni bir dünya düzeni kuruyorum. İşte burada sen Suudi Arabistan'a da gidecekler daha. Durun. O katil dediği, bütün dünyaya seslerini dinlettirdiği. Bu adam var ya böyle bir kanlı katil. Ben bununla artık karşılaşmam dediği Salman'ın huzuruna da gidecekler. Çünkü neden? Bir, Amerika bu konuda talimat veriyor. Bunlar olacak diyor. Ben burada bir düzen kuruyorum. O düzene uy. İki, fırsattan istifade 3-5 kuruşta para alırız diye bütün mesele bu. Olmaz. Devlet ciddiyetiyle yakışmaz. Ama benim vatandaşıma şu yutturuluyor efendim. Yani devletler arası ezeli düşmanlıklar, ezeli dostluklar filan olmaz. Çıkarımız neyse ona bakarız. Ha, çıkarın ne? Onu söyleyelim bakalım. Hadi. Çıkarın ne? Daha önce madem çıkarın vardı niye bozdun? Yani bozarken şimdi dün de çıkarın vardır o zaman bugün de vardır. Daha önce bozarken
Ne kaybettirdin o zaman ülkeye? Hiç bozmasaydık ilişkilerimizi. Ne kaybettik? Mesela onların muhasebesi lazım. İşte ben bazen muhalefete bu yüzden seslenmek istiyorum. Kardeşim bunların hepsini çıkarın. Şimdi bugün efendim çıkarımız gereği İsrail'le bir aradayız diyenlerin ilişkiyi bozduktan bu yana olan zararlarını mesela çıkarsınlar ortaya. Tamam, çıkarımız neyse onu yapalım. Ama o zaman bozarken neydi şeyin? Bozarken de bir şey kazanmış olman lazım değil mi? Bozduk ve şunu kazandık. Bozduk ama bütün Arap dünyasını arkamıza aldık. Yok. Şimdi 4 tane gemimiz var filan. Çıkarsana hadi 4 gemiyi. Madem öyle. Hadi söz veriyorum buradan. Çıkar. Akdeniz'e açılsın da arama yapsın bakalım. Bulduk çıkarıyoruz desin. Hadi. Nerede o gemiler? Burada yarımcada duruyorlar. Ne haber? Ama aldık. Aldık mı? Aldık tabii. Kötü bir şey değil ha. İyi ki aldık. O da ayrı. Ama sen bunu oralardan izin almadan, oraların onayından geçmeden kullanabiliyor musun? Hayır. Ne oldu Yunanistan? Öyle hat dedi, böt dedi. Çıkarız biz filan. Ne oldu? Sürekli Navtex ilan ediyorlardı. Hadi etsin şimdi. Milli Savunma Bakanı'na da soruyorum burada. 2'de 1 Navtex ilan ettik. Hat dedi, böt dedi yaptınız. Nerede gemiler? Efendim işte durum değişti. İşte durum değişmedi. Amerika diyor ki bir düzen kuruyorum, sen bu İsrail'le işbirliği yap, onunla işbirliği yaparsan hatlar falan senin üzerinden geçecek. Çünkü mantıklısı o zaten. Ha, o zaman demek ki sen bundan önce yaptığın şeyde Türkiye'nin aleyhine bir işlem yapmış oluyorsun. Bugün eğer İsrail'le barışmış olmak ve can ciğer kuzu sarması gibi şey haline gelmek, demek daha önce hata yaptınız ve Türkiye'ye zarar verdiniz. Bunun bedelini kim ödeyecek kardeşim? Şimdi bakın, yani konuşuyor Tayyip Erdoğan ama benim anladığım kadarıyla bir kere artık tamamen kopmuş durumda Türkiye'den. Yani ne olup bittiğinden kopmuş durumda. Güvendiği herhalde birkaç danışmanı var. Onlar da ya eksik bilgi veriyorlar ya da çarpıtarak bilgi veriyorlar. Şimdi mesela birinci bir şey söyleyeceğim. Hazırlayamadılar daha diyor, adayları yok diyor. Peki AKP'nin adayı var mı? Diyeceksiniz ki ya Tayyip Erdoğan, bir dakika. Aday Yüksek Seçim Kurulu'na bildirildiği zaman ya da açıkça ilan edildiği zaman aday olur. Daha doğrusu Yüksek Seçim Kurulu'na gidip de kabul edilmeden adaylık yok. Acelesi ne? Yani AKP de henüz adayımız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır demedi. Ya da Genel Başkanımız demedi. Yani zamanı var. O gün açıklar. Çünkü neden diyorum bunu? Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağı kesin değil ki. İki faktör var orada. Bir diploma olayı var. Hala konuşuluyor ve o mahkemelik. Yani çünkü hele o şey son olayda Noterler Birliği bile notere ceza verdi. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın diplomasının aslını görmeden fotokopi üzerinden kabul işlemi yaptı. Ama mesela o gitti. Şimdi Halkın Kurtuluş Partisi konuyu yargıya taşıdı. Yargı bir şekilde karar verecek. Bu doğru mudur değil midir? Bir diploma sorunu var bir. İki, bir daha aday olabiliyor mu? Normal zamanında yapılacak bir seçim için ama. Yani 2023'ün Haziran'ında yapılacak bir seçim için Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Çünkü hukuken baktığınız zaman Tayyip Erdoğan aday olamaz. Ama olabilir diye yorumluyor. Mesela meclis var. Olur kardeşim, öyle bir şey yok. Ya yok öyle. Onu oturacaklar. İtiraz varsa maddeler konacak. Gerekçeler konacak. O da. İkinci faktör mesela diyor ki efendim diyor, sayısal çoğunlukları var mı ki diyor geçirecekler. Böyle diyor saçma sapan filan. Şimdi o konuda belli ki danışmanları sağlıklı bilgi vermiyor. Tayyip Erdoğan da sağdan soldan işte duyuyor. Ne oldu? İşte 6 parti geleceklermiş de anayasayı değiştirecekler. 6 parti anayasayı ben bugün değiştireceğim demiyor. Aptal mı bunlar? Ortadaki şey var. MHP ile beraber 300 küsur milletvekili var. Yani 367'yi bulup da referanduma götürmek bile imkansız. 300'ü zaten geçiyor şeyle. Bu 6 parti biz şimdi anayasayı değiştireceğiz, parlamenter sisteme geçeceğiz, Tayyip Erdoğan indi, öyle bir şey demiyor ki. Seçime gireceğiz, parlamentoda çok ciddi bir çoğunluk alacağız. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı da gene bizim seçtiğimiz olacak ve hızla anayasayı değiştirip demokrasiye, hukuk düzenine döneceğiz. İnsan hak ve özgürlüklerine yeniden saygı duyulan bir ortam yaratacağız diyorlar. Ama bunu Tayyip Erdoğan'a böyle anlatmıyorlar. Tayyip Erdoğan da her dakika ne oluyor ne bitiyor bilecek, gazete okuyacak, televizyon seyredecek, ona soracak buna soracak halde değil ki. Danışmanlarına çok para veriyor.
Adamlar lüks ve şatafat içindeler ama görevlerini unuttular. Adama durmadan hata yaptırtıyorlar. Üçüncüyü de söyleyeyim. Şimdi birdenbire bu dış güçler olayı bitti. Efendim uluslararası kriz var. Onlarda da var. Yok böyle bir şey. Bu bir. İki. Hani bu lafları dinlediğimizde şöyle olsa zannedersin ki Ukrayna'da kriz çıkıp da savaş çıkıp da dünyada bir kriz, yani Amerika'nın da Rusya'ya yaptırım mattırım yapıyorum demesiyle bir kriz çıkana kadar sanki Türkiye güllük gülistanlıkta her şey harikaydı da bu kriz çıkınca onlarla beraber biz de yavuz kardeşim sen zaten batıksın. Senin ekonomin facia. Sen ortaya bir de dini bir şey koymuşsun. Ben NASA uyuyorum ulan faizleri düşürüyorum demişsin. Faizler olmuş %40. Kredi almak isteyene 40. Gidin alın hadi araba yapın. Araba kredisi isteyin bak ne oluyor. 2,5. Aylık. 30'u zaten buluyor kafadan. İş yeri olarak da böyle kredi istersen 40-45'ten kapı açıyorlar. Enflasyon 54. Ya tabii şimdi sıkıntılı bir durum. Yani mesela işte elimden geleni yaptım. İşte ben burada anlattım. O dinleyici. Şimdi yani bunun böyle olması bilmiyorum ama çok da anormal gelmiyor. Yani bu iş biraz da bu işlerde biraz böyle yürüyor. Çünkü bakın şunu hep kaçırıyoruz. Yani şimdi tabii Türkiye'de doğal olarak saldırıya uğrayan ülke olarak Ukrayna tabii daha çok konuşuluyor. Ve merkez Ukrayna'nın yanında. Çünkü efendim o saldırıya uğradı diye. Rusya büyük ülke. İyi de peki bu nasıl başladı? Bunu niye sorgulamıyoruz hiç? Yani kim itti Ukrayna'yı? Hani Ukrayna halkı içinde şimdi böyle bir takım edebiyatlar yapılıyor işte şöyle savunuyorlar böyle ama bakın şeyleri karıştırmamak lazım. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda kent savunmaları var. Başka bir şey ama o. Bu öyle değil. Burada Rusya tek taraflı giriyor. Bu Ukrayna'yı da birileri gaza getirdi. Şu anda işte silah da veriyorlar. Lavrov da söyledi. Dedi ki yani silah veriyorlar. Paralı asker de gönderiyorlar. Ama bunlarla Rusya'yı durduramazsınız ki. Çünkü Rusya'da enayi değil yani sokak savaşlarına niye girsin ki yani? Uzaktan bombalıyor yani. Çok sıkışırsa gözünü karartacak. Daha büyük bir tane patlatacak. Bu. Şimdi buradan bakınca çünkü geçenlerde bunu söylediğim zaman böyle bazı şeyler de geldi bana da. Yani efendim ne demek istiyorsun? Yani Ukrayna halkı teslim olsun. Ya teslim olması da niye savaşa girdin diyorum ben. Niye başladın? Şu anda hala Ukrayna Donbas'ı bombalıyor mesela. Onları hiç konuşulmuyor o tarafı. Yani orada hem aylardır, yıllardır oluyor. Çünkü orayı ayrılıkçı diye kabul etmiş. Orada devamlı terörist diyor. Zaten sorun oradan çıktı. Burada sıkıntı şu. Ukrayna'yı öyle bir gaza getirdiler ki Ukrayna'daki Zelenski zannetti ki Rusya böyle buraya iki tane ateş etse bile NATO ayağa kalkacak. Rusya ile kapışacak falan. Böyle bir şey olmayacak. Bırak öyle olmasını. Şu anda NATO güçleri Polonya'dan uçak kalkmasına izin vermiyorlar. Ya da Polonya'nın elindeki bazı eski Rus uçaklarını Ukrayna'ya tahsis etmesine bile izin vermiyorlar. Bunu yaptığımız an savaşa girmiş oluruz diyorlar. O zaman Polonya halkının ne günahı var? Polonya halkının Rusya'yla ya da Polonya devlet olarak, askeri olarak Rusya'yla baş etmesi mümkün mü? Rusya'nın şu anda ne kaybı var? Askeri zayiatı var, savaş zayiatı var. Bunu da tolere ederler yani kendi ülkelerinde. Adam diyecek ki arkadaş savaşıyoruz. Asker de ölecek, mühimmat da kaybedeceğiz, tank da vurulacak. Ama olan Ukrayna'ya oluyor, dümdüz ediyorlar. Yani buna bunu görmezden gelip de öbür edebiyatı yapmak beni çok rahatsız ediyor. Aslan Ukrayna, helal olsun, halk nasıl direniyor görüyor musun filan. Yani ne olmuş? Ne uğruna? İnsanlar ölüyor ya. Ve bak kendileri yalvar yakar. Koridor aç sivilleri çıkarayım. O da diyor ki yani sen sivilleri yerleştirirsen bazı yer noktalara onlar da zarar görür diyor. Yerleştirme o zaman diyor. Canlı kalkan oluyorlar ama. Yani bir gariplik var orada. Bir neonazi hareket var bir kere. Çok ciddi. Sonra müthiş bir vahşet de var Ukrayna'da. Tuhaf bir şekilde. Geçen akşam gördük. Benim de yüreğim kalkıyor. IŞİD'in yaptığıyla, El-Kaide'nin yaptığıyla, Taliban'ın yaptığından bir farkları yok ki vahşette. Adamları, insanları direklere bağlayıp ondan sonra soyup bu -5 derecede soyup pataküte sopalarla dövmek yağma yapıyorlarmış. Tamam affı yok bunun ama
İşte Taliban da öyle diyor. Böyle veriyorum cezayı diyor. Kadınları yatırıyorlar, gırbaçlıyorlar herkesin içinde. Onun için yani tek gözlükle bakmamak lazım. Garip şeyler oluyor orada. Evet, tabii yani şu mesela diyor ki bütün bu tür savaşların galibi olmaz. Neden? Olur. Oluyordu zaten. Yani savaş diyorsan farklı bir şey. Efendim arkası bu. Ama hani Rusya ekonomik olarak dize getirilip de olur mu? Batı'nın anladığım kadarıyla NATO'nun ve işte Avrupa Birliği'nin şu anda tek beklentisi bütün bu ekonomik yaptırımlar Rusya'da bir kargaşaya neden olacak ve Putin'i devirecekler. Mümkün mü? Ya mümkün tabii canım. Yani niye mümkün olmasın ama yani şu anda Putin henüz o kadar güç kaybetmiş falan değil kendi ülkesinde. Ya bakın bütün muhalefeti falan durdurdu. Artık Rusya'dan şey haberi gelmiyor. Savaş karşıtı adı altında sokağa dökülenlerin eylemi falan gelmiyor. Ayrıca şurası unutulmamalı. Yani Rusya kendi doğusundan ve güneyinden henüz aykırı bir tepki almadı. Hani dikkatli oluyorlar. Tamam hepsi birden şey ama yani başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere. Yani Müslüman dünya olmak üzere bir de ayrıca da Arabistan'ın yarımadaya falan inersen. Doğuya doğru gittiğin zaman daha oralardan böyle bir şiddetli tepki gelmedi. Ha tabii herkes kendi konumunu korumak için hani böyle ben tamam Rusya benim canım ciğerim falan demiyorlar. Ama yani bir Çin faktörü var. Bakın sadece rakamsal olarak baktığımızda şu anda Rusya'nın yaptığından rahatsız olmayan ya da Rusya'yı açıktan olmasa da destekleyen 4 milyar var. Bakın dünyanın nüfusu 6,5-7 milyar. Batı dünyasını ayırdığın zaman 4 milyar daha kalıyor. Hani bu ekonomi çok sıkıştırdık, ticaret yapamaz filan. Biz hep kendi bildiğimiz şeyler üzerine, yani falanca marka Rusya'dan çekildi. Bir de yani onların önümüzdeki birkaç ay içinde eğer sorun tam sonuca ermezse, birkaç ay sonra o böyle ben Rusya'dan çekildim, Rusya'ya satmıyorum, Rusya'dan almıyorum filan diyenler de Rusya'ya benzer bir krize girecek. Bakın bazı sektörler var. Yani Rusya'da çıktım diyorsun. Binlerce çalışan var. Buradan kendi ülkelerinden götürdükleri var. Oradan sattıkları var. Yani araba piyasası. Çıktım diyorsun. E tamam çıktın. Araba da satamıyorsun ama. Değil mi? Bir takım işte beyaz eşya, kahverengi eşya, bir takım mal ve hizmetler, sigortacılık, şunlar bunlar. Bakın sadece şu Rus uçaklarını uçurmama olayı var ya. Hani Rus uçakları uçmayacak diyor. Ben kapattım. Rusların neredeyse uçaklarının tamamına yakını kiralıkmış. Şimdi sorunu bir düşünsenize. Kiralık uçaklar uçurmuyorum diyorsun. Kira şeyleri gelecek. Saatleri gelecek. Rusya diyecek ki al uçaklarını. Gel al. Moskova'da duruyor. Bak şimdi iç içe neler geçiyor. Sadece şöyle bir şey yapacağım. Uçaklar Moskova alanında duruyor mesela. 400 tane uçak duruyor park halinde. Ve diyorlar ki kira yani uçurmuyor musun? Bunlar hepsi kiralık uçak. Gel al. Tamam geldin pilotlarınla. Alacağın an o uçaklar Rus uçağı olmaktan çıkıyor. Rus uçağı olmaktan çıktığı an Rusya hava sahası kapalı. Yabancı bütün uçaklara uçuramıyorsun. Biraz. Ha efendim, o karar gelince hepsini uçururlar ama sonuç. Hani bir karar veriyorsun. Kiralayan şirketler şu anda zorda. Onların sigorta şirketleri daha zorda. Her tarafı etkiliyor. Mesela bizim Pegasus hava yolları bütün Rusya seferlerini durdurdu. Neden? Çok basit. Türk Hava Yolları devam ediyor. Ama o durdurdu. Neden? Çünkü uluslararası şirketler, yani sigorta şirketleri Rusya'ya uçan uçakların sigortasını yapmıyor. Başına bir şey gelirse yandı günüm keten elbe oluyor. Türk Hava Yolları devam ediyor çünkü devlet, arkasında devlet var, umursamıyor. Ha, bu arada onu da söyleyeyim. Şu anda Türk Hava Yolları çok zarara girecekken Rusya sayesinde çok ciddi bir gelir kapısı elde etmiş durumda. Nasıl oluyor diyeceksiniz, hemen söyleyeyim. Şu anda Rus uçakları dünyanın çeşitli ülkelerinden uçamadığı için dünyanın çeşitli ülkelerinde kalmış olan Ruslar bir şekilde ülkelerine dönmek durumundalar. Şu anda Türk Hava Yolları o konuda en büyük şey.
bütün mesela Frankfurt'tan, Hollanda'dan, şeyde Amsterdam'dan, Londra'dan, Paris'ten, Milano'dan, oradan buradan Rusya'ya gitmek isteyenlerin hepsi Türk Hava Yolları uçaklarıyla önce İstanbul'a gelip buradan aktarma yapıyorlar. Ve şeyi sordum ne kadardı diye. Rusya seferleri son 1-2 aydır %30-40 arası doluluk oranıyken şu anda full kapasite uçuyorlar. Yani %100 dolu uçuyorlar. Ek sefer var mı dedim. Hayır, şu ana kadar ek sefer yok. Ama olma ihtimali var diyorlar. Çünkü başka şey yok. Yani uçan yok oraya yakın şeyden. Türkiye yani imkanları açısından da iyi bir connection merkezi. Yani buluşma ve dağılma merkezi. Mesela buradan şey ama diğer hava yolları, özel hava yolları buna cesaret edemiyorlar. Sigorta nedeniyle. Yoksa uçar. Şu anda Türkiye Rusya'ya bir yaptırım uygulamadığı için uçma sorunu yok. Helal olsun be vali işte be vali be devlet orada bak motosikletler yasak. Tedbir almış müthiş harika. Ama bakın size bir şey söyleyeceğim. Ya şu bir kepazelik biliyor musunuz? AFAD. Niye oradasın abi? Çünkü biz devletiz. Biz hiçbir şey yapmıyorsun güzel kardeşim. Hiçbir şey. Ve göreceksin. Bak bu gece kar bastırsın. Sizin etki alanınız gene felç olacak. Ayıp. Ya biraz medeni olun ya ne olur ya. Ben devletim. Mahallelikte yaparım. Ya bırak. Git şey AKOM'a git. Ya da de ki belediye başkanı bey, Ekrem Bey burada buyurun beraber yürütelim. Yan yana duralım. Bir kere yan yana korkuyor çünkü. Gelemez. Bak telefonla konuştuk diyor aslında İmamoğlu çaktırmadan valinin işini veriyor. Şimdi bu gece açar fırçalarla. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun ya? Ha? İstanbul Belediyesi'ne prim mi yaptırmak istiyorsun sen? Ha? Niye konuşuyorsun adamla? Bırak. Lan bu kafa İstanbul'a kar yağar be. Şu yaptığı ayıp biliyor musun işte. Bu valilik falan değil. Bu işte atanmış bir işte o kadar. Vali başka bir şey. Vali devleti temsil eden adam olarak orada gelir hakikaten saygı duyarsın. Nasıl duyarsın ki? Bak toplamış oraya. AKOM ne yapar? Şey AFAD ne yapar? Hiçbir şey. Hiçbir şey. AFAD'ın yapacağı tek iş bir şey olursa oraya adam göndermek. Hani yıkıldı, çöktü. O onun dışında bir şey yapamazsa bir de skuterler yasak. Aferin. Bravo. Helal olsun be vali be. Abi ayıp ya. Ya bu ülkeye bu fenalığı yapmayın ya. Bu gece bak bu gece yan yana olmanız lazım. Eğer valiysen ama vali değil bu bey. Vali olamaz. Nasıl olsun ki? İşte onun için gidiyor AFAD'da duruyor. AFAD ne yapsın ya? Ne yapabilir? Söyleyin. Hiçbir şey. Yapamadılar geçen seferde. Açabildin mi? Ya sen uçaktan ineni, yani pardon inmiş olan uçaktan yolcuyu alıp terminale getiremedin 8 saat. Bana diyorsun ki ben valiyim, devlet biz. Yapmayın ne olursunuz ya. Üzüyorsunuz. Bak vatandaşı da üzüyorsunuz ya. Git kardeşim yan yana durun. Bir şey olmak. Bu kadar adam. Hiçbir işe yaramıyor biliyor musunuz? Kameralardan bakın. Ay gördün mü nasıl kaydı araba oradan? O kadar. Varsa gelsinler yarın akşam yayınlayayım. Ne yaptıklarını. Ha bir tek Boğaz Köprüsü'nün üzerindeki şeyler karayollarına ait. O kadar işte. Efendim şimdi gelelim. İsrail Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türkiye'de dönüyor bugün. Dedi ki Tayyip Erdoğan, bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeni dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedeflerimiz, ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması diyor. Efendim, Erdoğan ayrıca bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir. Pozitif bir gündem üzerinden ikili bir işbirliği ve diyaloğumuzu ilerletebileceğimiz ölçüde fikir ayrılığı yaşadığımız konuları ele almamız da kolaylaşacaktır. Ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere diyor. Muhtelif alanlarda işbirliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz önem taşıyor diye devam ediyor. Filistin konusunda evet. Şimdi
bunları söylediler. Fakat bilmiyorum, hatırlayacaksınız değil mi? Bir One Minute olayı yaşadık. One Minute olayı neydi? Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı efendim Perez'e değil mi? Siz adam öldürmeyi bilirsiniz, siz falan. Daha sonra miting meydanlarında özellikle bu Amerika'nın Kudüs'ün başkent olarak kabul edip orada elçilik açması üzerine kıyametleri kopardı. İsrail terörist devlettir dedi. Çıktı televizyonlara, bu can bu bedende oldukça bundan sonra ben bu ülkenin başında durdukça İsrail'le asla ilişki kurulamaz. İsrail şudur budur falan. Fakat sonra ne oldu bir anda? Bir yerlerden herhalde dendi ki arkadaş hadi uzatma da hadi otur bakayım İsrail Cumhurbaşkanı'yla mı dendi artık bilemiyorum. Bugüne geldik. Bir şey söyleyeceğim. Aslında tuhaf bir durum var. Erdoğan çok iddialı biliyorsunuz her konuşmada fakat halk çok unutkan. Yani unutkan olduğunu nereden görüyoruz? Bu konuları hiç konuşmuyorlar bile. Yani Erdoğan demedi mi? Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğum sürece İsrail'le ilişki kurulamaz artık. Bu ne? Tuhaf bir durum değil mi bu? Ya da bunlar terörist devlet ya da siz katilsiniz. Şimdi şöyle söylüyorlar. Efendim devlet yönetiminde böyle şeyler. Hayır o farklı bir şey. Bu kadar kısa aralıklarla bu kadar U dönüşleri olmaz. O zaman devletin hiçbir şeyi kalmıyor ve işte hani adama bunu yaptırırlar dışarıdan. Çünkü o anlama geliyor. Şu anda bakın dün akşam da sordum. İsrail'le iyi ilişkide olmanın bana faydalarını söyleyin. Bakın aksini söylemiyorum. Ben eskiden beri Tayyip Erdoğan bu ilişkileri bozmadan önce de ya bölgede İsrail önemli bir ülke. Onunla niye bozuluyoruz diyen biri. Fakat şimdi ısrarla soruyorum. Neyi şey yapıyorsunuz? Yani ticaretiniz mi çok artacak? Filistin'i mi kurtaracaksınız? İsrail'i buradan böyle iyi davranıp da haritadan mı sileceksiniz? Ne? Sorun ne? 10 vatandaşımızın kanı ellerinde. Siz ne yaptınız? Ver parasını, kurtar canını dedi. Değil mi? Öyle olmadı mı? Paralar alındı, ailelere dağıtıldı, onlara da fazla da gürültü patırtı çıkartmayın denmedi mi? Ne oldu şimdi ben Cumhurbaşkanı olduğum sürece, bu ülkenin başında olduğum sürece İsrail'le asla. Aynı şeyi biliyorsunuz Alman gazeteci için de söylemişti değil mi? Bu can bu bedende oldukça o gazeteci hapisten çıkamaz. Bakın şimdi geçen gün de yaptı mesela yargıya müdahaleyi. Ben onu şu anda çok merak ediyorum. Dün yarım kaldı konuşamadık. Çok merak ediyorum ya. Dedi ki bu herif nasıl olur dedi. Ben dedi burada cumhurbaşkanıyım kardeşim dedi. Tabii dedi müdahale edeceğim. Şimdi benim merakım şu. Hakimlerle ilgili soruşturma açılmış falan ayrı. Fakat tutukladılar adamı tekrar. Hangi kanuna göre tutukladılar mesela bilmiyoruz onu. Kanun şu. Tayyip Erdoğan tutuklayın dedi tutukladılar. O kadar. Çünkü neden? Dünkü haberimizde vardı. Aslında adam bıçaklıyor da mahkemeye gidip serbest bırakmıyorlar ki. Adam tutuklanıyor. Yargılanma başlıyor. İddianame yazılıyor. Bütün bu arada adam tutuklu. Sonra AKP'nin çıkardığı kanunla 7 yıldan fazla ceza istenmediği için çünkü basit yaralamaya giriyor. Yapılan o. Oraya girdiği zaman da 7 yılı geçmeyen bir ceza istendiği için tutukluluk halinin bitiriliyor. Yargılanıp biter de yattığından fazla süre ceza alırsa girecek yatacak. Şimdi serbest bırakma olayı bu. Ha benim kadına şiddetten dolayı bu şey tamam onlara hiç itirazım yok. Ama kanunu çıkaran bu iktidar 7 yıla kadar eğer ceza isteniyorsa yani 7 yılın altında bir ceza isteniyorsa tutukluluk hali yok. Mesela işte şeyi oradan içeride tutuyorlar. Onu da unutmayalım aman Sedef Kabaş'ı mesela. 12 yıl istediği için hapiste. Önce tutukluyor. Hemen iddianame hazırlanıyor. İddianameyi 12 yılda verince tabii tutukluluk hali devam ediyor. Yani ben size söyleyeyim. 12 yıl istenecek ama belki Sedef Kabaş 1 yıla mahkum olacak. 6 aya mahkum olacak. Sonra hemen diyecekler ki yattığı süre tamam karşılanır. Şimdi bu adam öyle. Ha burada ben emir verdim. O herifi aynen cümlesi o. O herifi hemen attırdım içeri dedi. Şimdi hukuk böyle olmuyor işte. O zaman bu konularda şey getireceksiniz. Kadına şiddette yargı bitene kadar tutukluluk hali devam eder diyor. Özel hukuk uygulayacaksınız.
Var. Bazı konularda var. Değil mi? Yani mesela işte diyorsun ya, basın yoluyla işlenirse iki kat artar diyorsun. %30 artar filan. Ha burada da diyeceksin ki bu fiil evet basit yaralama. Çünkü o 23 defa dediği zaten ölmüyor. Yani bacağı böyle tı 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 yapınca 23 defa girdi çıktı oluyor. O zaman diyeceksin ki kanuna, arkadaş bu olay kadına karşı şiddet uygulandıysa olarak, o zaman bu yargı bitimine kadar tutukluluk hali devam eder. Bitti. Ama böyle telefon ne demek diyor, telefon ettim şey. Peki şu anda hakimler kanunsuz işlem yapmış durumdalar. Çünkü bu AKP'nin çıkardığı, Tayyip Erdoğan'ın belki de hani o kanun çıkarken belki de onu düşünürler. Ya bizim böyle çok arkadaşımız içeride yatıyor maalesef filan. Hani bunlar niye hapiste yatsın, bari böyle bir şey koyalım diye çıkardıkları kanun ihlal edildi. Çünkü tutamazsınız da, içeride tutamazsınız. Yasal olarak hayır. Ha, efendim vicdanen bana kal, ben de tutarım içeride, o ayrı. Vicdanen mahkum ederim, o ayrı. Ama siz ülkeyi yöneten biri olarak tamamen hukukun dışına çıkarıp o herifi attırdım içeri dediğiniz zaman olmuyor o zaman işte. Evet, bu bölümde bitti. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen şu abonelik işini ve çana tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü hani ya bizim de gıdamız sonuçta bu. Bununla ayakta durabiliyoruz ve bu mecraları kaybetmememiz lazım. Sizler desteklerseniz, tabii beğeniyorsanız, yarar umuyorsanız, yani bunun bir hani sadece tamam destek olalım değil, hayır, ilkeli olmak durumundayız hepimiz. Evet, akşam üzere ikinci bölümde tekrar karşınızda olacağım. Bugün şu an bu kadar. İkinci bölümü biraz sonra sizlere sunacağız.